Bahçede hep Can Feda'nın yanındaydık. İnanın ki bir şeyden haberimiz yok. Ya Dilruba? Ondan da mı haberiniz yok? O Güller'in yanındaydı. Ha, siz de onun ne yaptığını bilmiyordunuz öyle mi? Bilmiyorduk. Vallahi de billahi de bilmiyorduk Şemsinur Kalfa. Bana bakın kızlar. Bu tek başına yapılacak iş değil. Hepiniz suçlusunuz. Duyulursa ne olur biliyor musunuz? Ne yaptığınızın farkında bile değilsiniz. Oyun mu oynuyoruz biz burada? Şemsinur Kalfa. Susun. Hiçbir şey söylemeyin. Bu iş cezasız kalmayacak. Göreceksiniz. Onların bir suçu yok Şemsinur Kalfa. Her şeyi sadece ben biliyorum. Güzel kızım. Belki ağır konuştum. Ama her şey senin iyiliğin için. Bu işe daha fazla devam edersen kendine zarar verirsin. Çok acı çekersin. Şu anda da çekiyorum. İçim acıyor. Geçer yavrum. Acı da diner, aşk da biter. Her şey unutulur gider. Hiç yaşamamış olursun. Ah kızım. Davul bile dengi dengine derler. Bir anlasan, bir görsen kendini bu kadar harap etmeyeceksin. Evladım, bak böyle gayretli olduğunda güzel şeyler yapabiliyorsun. Ama bazen aklın başka yerde sanki. Kendini işine veremiyorsun. İstidadını harap etme. Bağışlayın ustam. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Belki de hayırlısı budur. Ve gelecekte seni harika bir hayat bekliyordur. Hiç sanmıyorum. Ben sanıyorum. Hadi şimdi toparlan bakalım. İftara az kaldı. Gidelim de merak etmesinler. Bir şey yemeyecek misin? Neden böyle yapıyorsun Dilruba? Yok, benim canım istemiyor. Dilruba, ay, lütfen biraz ye. Canım istemiyor olur mu hiç? Yemen lazım ama. Allah kabul etsin. Amin. Allah kabul etsin inşallah. Mirim. Bu defa safsatlı lokum lütfetmişsiniz. Bizim Kerem'in işi bu. Kerem, çok güzel olmuş evlat. Ellerine sağlık. İstanbul kadısı bile bu işin içinden çıkamaz be. Paşa illa bu kız derse ne yapacağız? Paşanın oğlunu bertaraf etmenin yolu padişah. Niye? Deveden büyük fil var. Padişah? Tabii ya. Padişah. Lan, lan. Padişah. Mutluluk kuş olup uçuverdi avuçlarımda. Bir duvar ötede olsan da artık bana yıldızlar kadar uzaksın. Rüya mıydı gördüğümüz? Bizi bu kadar mutlu eden bir rüya mıydı? Öyleyse bitmesin demek isterdim içimden. Uyandırma beni. Ama maalesef uyanmamızı istediler. Bu kadar mani varken benim sana evet demem, bekle demem zor. Çok zor. Kafesinden çıkıp sahibinin ellerine konmak isteyen bir kuş gibiyim. Fakat kafesim kilitli. Kıpırdayamıyorum. Kanatlarım kapalı. Yarın ne olacak bilmeden bekliyorum. Ne
sadaka taşı. İstanbul'un pek çok yerinde 1,5-2 metre yüksekliğinde sadaka taşları bulunurdu. Bazen yuvarlak, bazen köşeli yarım sütun gibi olurdu. Üst kısmı oyuktu. Hali vakti yerinde olanlar sadakalarını bu taşların üstündeki oyuklara bırakırlar, ihtiyaç sahipleri de uygun bir zamanda gelip gerektiği kadar para alırlardı. Çünkü herkes o sadakanın gerçek bir sahibi olduğunu bilirdi. Sadaka taşı bilek derinliğinde yapılırdı ki içine giren el almak için mi, vermek için mi giriyor belli olmasın diye. Kim verirdi, kim alırdı önemi olmazdı. Hayırların en güzeli gizli yapılanı değil miydi? Ne alan incitilirdi, ne veren bunu gösteriş vesilesi yapardı. Herkes bilirdi ki olur ya bir sıkıntısı olsa çözecek bir komşusu, çorbasına tuz koyacak bir hayır sahibi vardı. Ama kimse kimsenin eline bakmak istemez, Allah nefes verdikçe çalışmaktan geri kalmazdı. Ne oldu sana? Kötü haber mi? Ne demiş? Artık yok. Hiçbir şey yok. Dedim ben sana. Boş geliyorsun kendine. Seni istemiyorum demiyor ki. Olmaz diyor. Olmayacak diyor. Ustam dediydi. Dört kanatlı uçulmaz diye söylediydi. Demek ki o kanatlarını kapatıyor. Benim kanatlarıma ihtiyacı var. Şimdi ben onun için çabalarsam... Evet, işte bu. O diyeceğini demiş işte. Ya uzatma kardeşim, otur dünyada. Başını büyük derde salacaksın bak. Hayır, daha bir şey yapmadım. Şimdi zamanı geldi işte. Hadi, hadi. Feda, kusura bakma. Çok zor durumda bıraktım seni. Mühim değil. Mühim olmaz mı hiç? Keşke bu kadar düşüncesiz davranmasaydım. Hakkını helal et ne olur. Ay helal olsun Dilruba. Ben gerçekten... Dilruba, beni bırak artık. Tamam bitti. Sen ne yapacaksan bundan sonra ona karar ver. Yapacak bir şey yok gibi. Dün gece Ahmet'e bu işin zor olduğunu anlatan bir mektup yazdım. Peki nasıl göndereceksin mektubu? Hallettim ben onu. Hallettim mi? Hallettim işte. Hekim kadın ne dedi peki? Epey sinirli görünüyordu. Çok kızdı. Bu işi istemiyor tabii. Ben de onun rızası olmadan hiçbir şey yapamam. Doğru olan da bu zaten Dilruba. Sen de zamanla ona hak vereceksin. Hadi üzülme artık. Hadi bakalım kızlar, ders başlıyor. Hadi, hadi acele edin, toparlanın. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Halil Usta'nın fırını varmış buralarda. Bak, 4. dükkan. Allah razı olsun. Cümlemizden. Bu hazır ustam. Sağ ol. Ustam kıymayı alayım. Al bakalım. Hadi. Sağ olasın. Kolay gelsin. Tamam usta. Bereketli olsun usta. Sağ ol. Bugün ne yapacaksın? Retrika yapacağız usta. Güzel. Ahmet'le yanına al. Ahmet! Tamam. Buyur ustam. Bugün ustaya yardım et. Bağışına ustam. Haydi kolay gelsin. Haydi. Hiç retrika yaptın mı? Hayır. Hamur işini pek bilmem ustam. O zaman şu kıymayı kavur. Ben de hamuruna bakayım. Thank you.
Evet kızlar, bugünlük bu kadar yeter. Dilruba, gel bakalım seninle biraz konuşalım. Bıraksam mı artık? Ben sana söylüyorum. Buyur evladım. Halil amca sensin değil mi? Öyle de sen. Dur, dur. Helalleşmeye geldim. Evladım sen kimsin? Eski mahallenizde komşunuzu hatırlar mısınız? Cemal Efendi'yi, Hatice Hanım'ı. Ha, hatırlamaz olur muyum canım? Ben onların oğluyum. Gel şöyle gel, al şunu otur öyle. Ha, maşallah, maşallah. Koca adam olmuşsun, maşallah. Anlat bakalım, baban nasıl, anan nasıl? Çok zaman oldu görüşmeyeli. Babam, sizlere ömür. Kurtulamadı hastalıktan. Annem ise iyiydi şükür. Sen? Ben de medreseye gidiyorum işte. Çok memnun oldum. Üstümüze çok hakkınız var. Evladım ne yapıyorsun? Estağfurullah. Nasıl bir yanlış yaptığının farkındasın değil mi? Affedin Şems Nur Kalfa. Bak şu kızlara. Daha küçükken başka memleketlerden kopup geldiler buraya. Çoğu annesinin yüzünü unuttu. Burada yetişip tek bir hayal için yaşadılar. Neydi o biliyorsun değil mi? Evet. İstikbalde iyi bir eş olabilmek. Bunun için hep beklediler. Hala da bekliyorlar. Fakat hayalleri gerçekleşmeden yarın çerağa çıkabilirler bu sarayda. Ama sen öyle misin? Bu kızlar beklerken senin talibin çıkmadı mı? Çıktı. O zaman aklını başına topla da kıymet bil Dilruba. Senin yerinde olmak isteyen bir sürü kız var burada. Derken birden yine kayboldu. Muhakkak bir sebebi olmalı. Niye öyle yazdı? Niye olmaz, olmayacak dedi. Acaba gerçekten paşanın oğluyla evlendirilecek mi? Ne yaparım o zaman? Paşayı bulsam, girmeyin aramıza desem, kabul ederler mi? Nasıl bulacağım paşayı? Şimdi hamurumuzu biraz dinlendirelim. Tamam. Ben gidip fırını bir açayım. Tamam. Çok şükür Allah'a. Vakıftan verdikleri harçlıklarla idare ediyorum işte. Hı hı. 3 aylar olunca herkes gibi ben de cerre çıktım. Oo, maşallah, maşallah. Nerede vazife buldun? Bilecik yakınında bir köydeydim. Annemi bir göreyim deyip geldim. Gelmişken sizinle de helalleşmek istedim. Aa evladım, ne yaptık ki hakkımız olsun? Olur mu Halil amca? Gözümün önünden hiç gitmez o kapımızın önüne bırakılan ekmekler. Allah senden razı olsun. Allah herkesten razı olsun. Bana sizi vesile kıldı o gün. Bak şimdi sizler büyüdünüz. Rabbim sizlere de başka vesileler verir inşallah. İnşallah. Ahmet kolay gelsin evladım. Sağ ol ustam. Senin bir derdin mi var? Yok. Yok ustam, şükür. Hadi bakalım. Sağ ol ustam. Hadi. Ustam kolay gelsin. Sağ olasın. Tamam.
Fırından köşemizi de ayırdık. Bu da iyice ılımış. Şimdi başlayabiliriz. Ustam, ben de peynire maydanoz ekleyeyim. Tamam. Bir tane sen de yap bakalım. Tamam ustam. Bak böyle. Evet. Anladım ustam. Doldur bakalım içlerini. Üstüne biraz kıymayla peynir koyalım. Tamam ustam. Güzel. Bakıyorum da bizim yörük yedince rahatlamışsın. Mirim, o da güya hiçbir şeye karışmıyordu. Lakin neredeyse yün sattırmayacaktı bize ya. Yok, o koyunun yünü para etmezmiş de. Kıvırcık koyunmuşmuş da. Yapağı çıkma zenkindenmiş de. Yapağı çıkma zenkindenmiş. Allah. Hüsmen Ağa'nın yorganlığını hazırladın mı? Yörük giderken tembih etti. Gönderivereceksin gariben ona. Sen karışmayıver dedi. Sen onu aldırma. Onun gönderecekleri gelecek kışa ancak gelir buraya. Ben de aldırmadım zaten. Yeni yıkanmış günler gelecek. Onlardan vereceğim. İyi. Hadi, hadi kolay gelsin. Hadi eyvallah, sağ ol. Ya evet. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Bak bizim talebemiz ya. Hayırlı işler olsun. Paşayı en iyi kim tanır? Tabii ki Emin Usta. Yolu yordamı bilir. Nasıl ulaşacağımı bilir. Usta. Usta. Al bunları fırına götür. Tamam usta. Buyur ustam. Alayım. Olunca ben getiririm. Tamam. Ahmet. Buyur ustam. Gel. Gel gel. Eğer bir yola çıktıysan evlat, vazgeçme. Çaresizsen. Çetin yollarda tek başına yürüyeceksin evlat. Güçsüzsem. Denemeden gücünün neye yettiğini bilemezsin ki.
Ustam çok güzel görünüyor. Elinize sağlık. Senin de eline sağlık. Sağ ol. Balam ne eğilirsen öyle. Görmeyeyim misin uşağım? Sebzeleri ayıklayarım. Senin gibi aylak aylak dolaşmayayım. Balam bu ne? Patlıcan. Siz buna badımcan mı değirsiniz? Ne o öyle keçi boynuzu gibi? Bizim Tebriz'de badımcanlar olur a böyle. La havle. Balam onlar ne? Görmeyeyim misin uşağım? Kabak türler, kabak. Hay balam, siz ona kabak değirsiniz. Ne o öyle fasulye gibi? Bizim Tebriz'de kabaklar olur ha böyle. Allah Allah. Pes, o ne o? Kör müsün? Eruk dur da, eruk. Allah'ım, alemde hiçbir şey yokken her şey senin ol emrinle oldu. Kalemle yazmayı öğreten sensin. Kalplerde olanı bilen sensin. Allah'ım, göğsümü genişlet. Dilimin bağını çöz. Yolumu aydınlat. Umutla, korkuyla sana yöneliyorum. Beni ağır imtihanlardan geçirme. Bilirim ki taşıyamayacağımdan fazla yük yüklemeyeceksin omuzlarıma. Kerem, aman evladım aman. Ya Hüsmen amca, ne zaman gördün bir şeyi benim kırıp geçen döktüğümü? Geçen gün bir tepsi baklavayı mundar etti bu ya. O başka. Ahmet de son günlerde iyice sessizleşti. Kemal'in gümüş ise sükutun olsun zehep. Kemal ehli kemalatı sükut ile buldu hep. İhsan ustam, senin adamın diye taraf tutma şimdi. Canım efendim, biz sessizliği söz ile övüyoruz. Sözü sessizlikle övmüyoruz ki. Ne yani? Ahmet'in bizden sakladığı bir şey mi var? Öyle mi Ahmet? Aşk olsun. Estağfurullah ustam. Ne saklayacağım? Peki ne bu sessizlik? İçine kapanmalar, böyle üzgün durmalar. Bilir misiniz bilmem. Güzel bir hikaye vardır. Memleketin birinde zengin bir adamın kızı hastalanmış. Yemeden içmeden kesilmiş. Yataklara düşmüş. Konuşmaz, söylemez. O güzelim kız olmuş sana sağır dilsiz. Adam bakmış biricik kızı elden gidiyor. Ülkedeki bütün hekimleri ayağa kaldırmış. Demiş ki, kızımı her kim iyileştirirse bütün malımı, mülkümü vereceğim. Öyle ya, sağlık olmayınca mal mülk neye yarar? Neyse, hekimler sıraya dizilmişler. Bu demiş şusu var, bu demiş busu var. Ama hiç kimse hastalığını bulamamış. Kızcağız da günden güne erimiş. Artık herkes ha öldü, ha ölecek diye bakıyor. İşte bu raddedeyken bir hekim gelmiş. Demiş ki, bir de ben bakayım. Heh, kızın yanına oturmuş. Nabzını eline almış. Onunla konuşmaya, ülkenin şehirlerini anlatmaya başlamış. Sözün arasından Semerkant geçince kızın nabzı artmış. Hekim bu defa Semerkant'ın mahallelerini saymaya başlamış. Bir mahallenin adını söyleyince kızın nabzı yine artmış. Hekim bu defa o mahallenin sokaklarını saymaya başlamış. Nihayet sokağın birinde kızın nabzı yine yükselmiş. Hekim dönmüş kızın babasına demiş ki, kızınız kara sevdaya tutulmuş. Onun derdini iyi edecek kişi de Semerkant'ta falan mahallede falan sokaktaki falan evde oturuyor. Vay be! Vay, vay, vay. Eskide neler varmış yahu? Nerede şimdi öyle hekimler? Öyle hekimler yok belki ama öyle kara sevdalılar vardır. (Gülüyor)
Kızım, sen niye eğlenceye gitmedin? Canım istemedi. Yemek de yemedin akşam. Hazırlatayım mı sana bir şeyler? Yemek mi? Bak. Bak bana anne. Sence benim bir şey yiyecek halim mi var? Yavrum. Sen hekim kadınsın değil mi? İyi edersin herkesi. O zaman bana bir ilaç ver. Dilruba, sakin ol ne olur. Bir şey yap anne. Bu acıyı dindirecek bir şey yap. Yalvarırım. Geçecek annem, geçecek. Geçmiyor. Bir ilaç bul anne. Bir şey yap. Düzelt. Senden başka kimsem yok. Çok yalnızım. Çok yalnızım. Annem geçecek. Aferin. Demek Bilecik'tesiniz ha? Evet. Oraya yakın. Küçük bir dağ köyündeyim. Tabii. Müsaadeniz olursa ben kalkayım. Yarın erkenden yola çıkacağım. Malum. Heh, yol dur. Uzun. Ah evladım. Vakitsiz oldum. Sana bir şeyler hazırlayamadık. Evladım. Seni tanıdığımıza çok memnun olduk. Allah muvaffak etsin. Şunu da bizden say. Yolda lazım olur. Allah razı olsun. Sağlıcakla kalın. Allah senden de razı olsun. Allah yolunu açık etsin. Selamette, selamette. Ya işte böyle. Küçük bir kağıt lazım. Şu kadar olsa yeter. Ne yapacaksın? Lazım işte. Peki, peki. Zaman. Zaman her şeyin ilacıdır. Tamam. Sana su getireyim, tamam mı? Anne! 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 Anneciğim! Anne! Anne!